Ders Bismillahirrahmanirrahim 26. Leman'ın 8. ricasının devamı. Sonra ekser insanları Nas'ın aşık ve muttali olduğu dünyaya baktım. Nuru Kur'an ile gördüm ki dünya, bak Kur'an'ın nuruyla bak nasıl gözüküyor. Birbiri içinde üç küllü dünya var. Ha, biz görünce tarlalar var, ağaçlar var. Yani üç tane dünya nerede var burada? Bak Kur'an'ın nuruyla iç içe girmiş üç tane dünya var. Bak Kur'an'ın bakışına bak. Birisi Esma İlahi'ye bakar, onların aynısıdır. Yani bu kainatın kuruluşunda bir dünya var. Dünya. Bu dünyada ne var? Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellisi. Yani Allah seyrediyor. Esma-i Hüsna'ya, Cenab-ı Hakk'a bakan tarafı var bu kainatın. İkinci dünya, ahirete bakar onun mezrasıdır. İkincisi, şu bütün tamamıya, tam tamamıyla, bütünüyle ahirete akıyor. Ahirete manzaralar teşkil ediliyor, beka buluyor. Üçüncü dünya, ehli dünyaya bakar, ehli gafletin melabegahıdır. Yani heveslendiğimiz, lezzetlendiğimiz bir yer, oynadığımız, oyalandığımız bir yer. Hem herkesin bu dünyada koca bir dünyası var. Adeta insanlar adedince dünyalar bir içine girmiş. Yani herkesin dünyası farklı. Bu dünya içinde benim bir dünyam başka, senin dünyan başka. Yani farklı görürsün. Çünkü gözlük farklı. Gözlük farklı. Fakat herkesin hususi dünyasının direği kendi hayatıdır. Herkesin bir dünyası var. Direği nedir kıyameti? Kendi hayatıdır. Ne vakit cismi kırılsa dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. Ehli gaflet kendi dünyasının böyle çabuk yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden umumi dünya gibi daimi zannedip perestiş eder. Yani ehli gaflet ne der? Bakıyor ki her sene aynı tarla. Benim bahçemde ağaç var, köprüler var, dağlar var, ne bileyim. Her sene aynı. Ben yaşlanıyorum ama o da aynı. İşte bir gaflet nazarıyla zannediyorum ki dünya sabit bir derece. Benden daha geç yaşlanıyor, değişiyor. Tarlalar aynı, ağaçlar aynı, binalar aynı, köprüler aynı. Ha herhalde bunlar baki kaldığına göre herhalde ben de bakiyim zannediyor. Başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur. Benim de hususi bir dünyam var. Bu hususi dünya, bu kısacık ömrümle ne faydası var diye düşündüm. Yani bu hususi dünya, bu kısacık ömrümle ne faydası var? Yani ben buraya niye geldim ya? 15 sene çocukluk, 15 sene ihtiyarlık. Efendim 150 gün tuvalette geçiyor. 8,5 sene sırf yemekte geçiyor. Günde 2 defa yesem, hele işte 15 dakika versem. Yarım saat sırf yemeği göndermeye kullansan, yemek yapmak, sofrayı kurmak, sofrayı kaldırmak vesaire yok. Şimdi 8,5 sene geçiyor 60 sene yaşayan bir insanın ömrü. Şimdi kaldık yani o zaman benim ne değerim var ya bu kainatı benim emrime vermiş? Nurun Kur'an ile gördüm ki, bak Kur'an'ın nuru ile gördüm ki hem benim hem herkes için şu dünya muvakkat bir ticaretgâhtır. Senin, benim, hepimiz için geçici bir ticaretgâh. Yani bakın burada nazarını düzeltmen lazım. Buraya keyif sürmek ve lezzet almak için geldiğini zannediyorsan sıkıntıya bir kere hamilesin. Sıkıntıyı doğuracaksın. Yani sıkıntıdan kurtulamazsın. Suratına çıkan bir sivilce, baş saçında gözüken bir saç seni üzer. Ama ölçün şu olur bak. Şöyle olursa 25. lemada 3. devam bak. Ölçün şu olursa İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine delil nedir yani? Bak sen bu dünyaya keyif sürmek, lezzet almak için gelmemişsin. Delilin var mı? Var. Nedir o? Gelenlerin devamlı gitmesi. Gençlerin ihtiyarlaşması. İnsan solmaya, sönmeye, ayrılmaya, bitmeye mahkum olması. İhtiyarların da, gençlerin de ihtiyarlaşması. Dünyanın ahirete boşaltması gösteriyor ki insan bu dünya lezzet almak için gelmemiş. Bir üzüm tanesi yediriyor, on tokat vurur. O zaman
bela, musibet, hastalık, olumsuzluklar var yani böyle, of nereden geldi ya, vallahi beni mi buldu? Hayır. Bak, hastalık sana ne diyor? Ey Ali, Ayşe, Fatma, Hüseyin, laimut değilsin, başı boş değilsin, gururu bırak, bak, başı boş, laimut değilsin, başı boş değilsin, gayesiz değilsin, bir vazifen var, gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan diyor. Bela ve musibet demek öyle diyormuş. Diyor ki, laimut değilsin, baki değilsin, bir dakika. Bir kere onu anlaşalım. Baki değilsin, bunu kabul et bakalım. Kabul edemiyor, edemiyoruz ki. He öyle. Hayır, o fikri. Hissine mal et bakalım ben fani. Laimut değilsin. Başı boş değilsin. Başı boş musun yani? İpi boğazına sarılmış, sırrın ipi var, ballar var. Ha, orada olur. Ama sen sır gibi ipin vardı, çözüldün. Her bakın istediğin gibi otlayamazsın. Niye? Burası senin değil ki. Burası senin değil kardeşim. Sen senin değilsin ki burası senin olsun. Sen senin misin? Hangi organsın? Bazıları diyor ki ya felsefe. Ne felsefesi ya? Bu kol senin mi Allah'ını seversin? Marketten mi aldın? Bu göz senin mi? Kulak senin mi? Kafa senin mi? Beynini hangi beyinle tercih ettin? İradeni hangi iradenle aldın? Hayatını hangi hayatınla aldın? Vücudunu hangi vücutla aldın? Senin miydi be kardeşim? Niye yalan söylüyorsun, benimdir diyorsun? Bak, layımut değilsin. Başıboş değilsin. Bir vazifen var. Vazifeni biliyor musun? Elbette ki sıkıntı çekeceksin kardeşim. Niye vazifeni yapmıyorsun? Vazifen var. Biliyor musun? Gururu bırak. Bir vazifen var. Yani ya ben gururlu. Kardeşim, namaz kılmayan gururludur. Allah'a secde etmeyen gururludur. Yani Allah kanalmıyor ya. Gurur demek yani öyle değil ki. Takmıyor seni. Mesela adam orada oturuyor. Selam bile vermiyorsun. Takır takır geçiyorsun. Kanalmıyorsun orada oturanları. Ne derler? Ya adama bak ya, ne kadar gururlu. E şimdi sen Allah varmış. Ahiret varmış. Ben bu dünyaya niye gelmişim? Haberin yok. Hiç hava vurmuşsun. E gururlu bir kardeşim. Bu gurur işte. Ya aksiyetini anlasın ha. Kusurlusun. Eksiksin ya. Her gün tuvalete mahkum olan insansın sen ya. Karnında özür dilerim. Karnında ne taşıyorsun biliyor musun? Ya karnında şu pisliği taşıyanın kafası gururlu olur mu? Ulan kafanın altındaki altyapına baksana ya. Temeline baksana senin. Karnında bak. Belki 3-5 kilo poşette bilmem ne taşıyorsun. Ya karnına pislik olanın kafası gururlu olur mu? Seni yaratanı düşün, kabri gideceğini bil, öyle hazırlan. Bela ve musibet sana bunu böyle diyor. Akıllı ol. Muhakkak dünya bir ticaretgahtır. Her gün dolar boşalır bir misafirhanedir. İnan vallahi, şu ilimle ne kadar insanı kabre indirdiğimi bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Lahit denilen o, zannetmeyin o kabire, mezara bu adam buraya iniyor. Hayır. Mezarın içinde bir de mezar var, böyle bir lahit var böyle. Oraya koyuyoruz. Dünya devamlı boş, dolar boşanır bir misafirhanedir ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazardır. Hani bir kafile böyle kafile gelip geçiyor ya. Kafile gelip geçemek için ha burada birisi dükkanlar açmış. İşte diyor ki gelip geçmek için dünya denilen pazarda alışveriş. Ya alışveriş yaparken mesela şu dükkandan bir şey alıyorsun. Der misin? Ulan şu duvarı niye böyle? Ya bu benim olsa. Yani dükkanda alışveriş yaparken duvarı alamayacağın dükkanın sabit eşyasına kalbini bağlar mısın? Ya kardeşim ticaretini yap, çek git git. Ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazar ve nakkaş izelerinin tecedüd eden hikmetle yazar bozar bir defteri ve her bahar bir yaldızlı mektubu. Allah bu baharı, mevcudatı Allah'a mektubudur. Bu mektuptur. Bu mektuptur. Bu da mektuptur. Bu da mektuptur. Bu da çivi. Mektup. Şimdi burada Allah acaba ne diyor? İçinde ne var? Bunlar ne diyor?
Bazılar şimdi gülecek. Ne diyecek canım, hurma işte yani. Bu da ne diyecek yani? Arkadaşım, Bediüzzaman bunu gördüğü zaman bir kitap yazmış. Bunu gördüğü zaman bir sarı çiçeği görmüş. Hurmayı da değil. Sarı çiçek hakkında bir pencere var. 33. pencere, sözlerin sonunda. Burada Cenab-ı Hak sana neler diyor. Ha, bir mektuptur, mektup. Şimdi mevzumuz bu olmadığı için girmek istemiyorum. Çünkü girersem çıkamayacağım gene. Kendimi kontrol edemeyeceğim. Bir mektuptur, mektup. Ne diyor Allah? Ama sen bu mektup değil, kan almasan da yersen hayvan gibi yutarsın. Sığır gibi yutmuş oluruz. Sığırla ne farkı var ki? Hurmayı da sığır da yiyor, biz de yiyoruz. Sığır yutar, biz yeriz. Cenab-ı Hakk'ın bir yaldızlı mektubu, her bir yaz bir masumi kasidesi ve o Sani Zülcelal'in cilve esmasını tazelendiren, gösteren ayneleri ve ahiretin fidanlık bahçesi ve rahmet ilahiyenin bir çiçekdanlığı ve alemi bekada gösterilecek olan nevaları yetiştirmeye mahsus muvakkat bir tezgahı mahiyetinde gördüm dünyayı. Şimdi kadar okudum, dünyanın yüzü. Kur'an ile gördüm ki dünya budur diyor. Bak, Kur'an ile gördüm ki dünyanın hakiki yüzü bu. Neymiş o? Dünya muvakkat bir ticaretgahtır. Geçici bir ticaret yeridir. 2. Dünya bir misafirhanedir. 3. Dünya bir pazardır. 4. Dünya Allah'ın yaldızlı mektubudur. 5. Allah'ın manzum kasidesidir. Yani kaside var ya, böyle bir mevzuyu ortaya koymak için, sana bir şey anlatmak için bir mektup, yazı, vezini bir yazı, manalı bir yazıdır. Kainat, dünya manzum kasid mektuptur. Sonra ahireti gösteren, ahireti ahirete mezra olacak fidanlardır. Hani fidanlar, ne bileyim, böyle çekirdekleri önce bir yere, böyle ufak bir tarlaya ekerler. Sonra bu tarlada çıkan fideleri ufaklar alırlar, büyük tarlalara, belirli noktalara dikerler. Dünyada böyle bir ufak çiçeklerin çıkmasına, çekirdeklerin uyanmasına bir vesile yeridir. Bir çiçekdanlıktır. Sonra alem-i bekada gösterilecek levaları yetiştiren bir yerdir. Bu dünyayı bu surette yaratan Halik-i Zülcelal'e 100.000 şükrettim. Şimdi senin dünyanla benim dünya şimdi uydu mu? Yani Kur'an'ın nazarında dünya ne? Bizim nazarımızda Kur'an, dünya ne? O zaman çatışıyor Kur'an'la. O zaman sıkıntının adı budur. Mesela ne demek? Dışarıda hava soğuk. İçerisi sıcak, cam kapalı. Camda ne olur? İki zıtların çarpıştığı yerde şurada terleme olur. Camı aç, terleme olmaz. Şimdi Kur'an'ın nazarı dünyaya başka, benimsi başka. Çatışma oluyor, terleme oluyor. O terleme alamaktır işte, sıkıntıdır. Ahirette ve Esma İlahi'ye bakan güzel iç yüzlerine karşı ne bir insana muhabbet verilmişken, o muhabbeti suistimal ederek fani, çirkin, zararlı gafleti yüzüne karşı sarf ettiğinden, bak şimdi bu dünyayı bir kere toparlarsak, bir, Allah seyrediyor. 2. Allah'lık yapıyor. 3. Sıfat tahakkuk ediyor, Allah'ın sıfatı. 4. Esma hükmünü icra ediyor. 5. Ahirete manzaralar gidiyor. 6. Melekler seyrediyor. 7. Ruhaniyat seyrediyor. 8. Ruhunun inkişafatı var. 9. Cinler bakıyor onların. 10. Nefsin meravegâ, nefsin oyuncağı. Sen şimdi bu 9 tane de haberin yok, nefisini oyalıyorsun. Ben niye sıkıntı çekiyorum diyorsun. Kardeşim herhalde çekeceksin yani. Niye çekmeyeceksin ki? Dünya geliş gayende haberin yok. Allah'tan haberin yok. Kendini tanımıyorsun. Ahirette haberin yok. Yani ne olacak ki ya? Bu nasıl olacak ki? Dünyada bulunuş gayesine ters düştün. Yani niye ben buradayım? Soruna cevap bulamadın. Fani, çirkin, zararlı gaflet yüzüne karşı sarf ettiğinden hubbu dünyaya sükürlü hatiye. Allah Allah. Ne güzel bir hadis. Diyor ki, dünya muhabbeti bütün hataların başıdır. Hubbu dünyaya sükürlü hatiye. Hadis-i şerifinin sırrına mazhar olmuşlar. Dünyaya muhabbet bütün hataların başıdır. Hangi dünya muhabbeti?
biraz önce anlattığım 9 tanesi değil de nefsin oyuncağı, yani Allah'ın dünyaya bakışı, Kur'an'ın dünyaya bakışı, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a dünyaya bakış tarzından haberin yok, kendin başına dünyaya bakıyorsun. Herhalde tabii bunlara hamile olacaksın tabii, sıkıntıya. İşte ey ihtiyar ve ihtiyareler, ben Kur'an Hakimi nuruyla, bak, Kur'an Hakimi nuruyla, ihtiyarlığın ihtariyle, imanın dahi gözümü açmasıyla, iman gözünü açtırıyor, bu hakikati gördüm. Kur'an'ın nuru, ihtiyarlık yani yaşın, belaların, musibetlerin, hadiselerin, olumsuz denilen şu paketler var ya, hadiseler. Onların iç yüzüne bak bakalım ki, orada Allah'ın gayesi ne? O bela ve musibet sana ne diyor? Seni nereye taşıyor? Senin nerelerini uyandırıyor? Yani insan bir bütündür kainatın. Güzel, güzel, rahat, sihat bir duygular uyandırır. Ama hastalık da başka duygular uyandırıyor. Hastalık gözüyle baktın mı olaylara? Hep sihat gözüyle baktın. Ya. Bu hakikati gördüm. Çok risalelerde kati buranlarla ispat ettim. Kendime hakiki bir teselli ve kuvvetli bir rica ve parlak bir ziya gördüm. Ve ihtiyarlığıma memnun oldum. Ve gençliğin gitmesinden mesrur oldum. Siz de ağlamayınız, şükrediniz. Madem iman var, var mı imanın? Korkma be kardeşim. Allah'ını seversen korkma ya. Madem imanın var, hakikatta böyledir. Ehli gaflet ağlasın, ehli dalalet ağlasın. İmam gibi bir nimeti var, istifade etsene imandan. İmanın ucu Allah'tır. Ya iman seni Allah'a götürüyor ya, sen niye üzülüyorsun yani? Şimdi bir tanesi tutup seni padişaha götürüyor. Sen der misin? Ya gitmek istemiyorum. Ya iman diyor ki seni Allah'a götüreceğim diyor. İman sana bunları söylüyor kullarına. Diyor ki Allah var, ahiret var. Allah seni seviyor. Nereden biliyorsun seviyor? İmanı vermiş. Allah sevdiği bir şeydir iman. Allah sevmediğine imanı verir mi? İman Allah'ın sevdiği değil midir? He. Allah'ın sevdiğini Allah sevmediği kula verir mi? Senin imanın var mı? Nereden biliyorum? Var tabii. Var tabii. La ilahe illallah Muhammed Resulü diyorsun. Ha o zaman Allah'ın sevdiği şey de sende var. Tamam. Allah seni seviyor be kardeşim. Olur mu ya böyle vesvese vesvese diyoruz. Sıkıntımızı sıkıntıyı çoğaltıyoruz. İnşallah daha başka sonra başka bir rica, yani olaylara bakış tarzını kazanmamız lazım. Yoksa olaylar bizi ezer. Şimdi başka bir yeri de ben şey yapıyorum, onu okumayacağım da size göstereceğim şimdi. İnşallah bir dahakisinde 13. ricayı okuyacağız. 13. rica, bu 3 tane okudum ya, 26. lema 1, 26. lema 2, 26. lema, hepsinin sanki açılım şey neticesi. 13. rica, inşallah Allah nasip ederse herhalde bu rica yaklaşık olarak bize 3 tane de ders olur. Yani olaylara bakış tarzı. Lütfen 13. ricayı açıp okursanız, olayların sanki Bediüzzaman yok da sen o olayın içinde aktör olarak sen gir. Sen yaşamaya çalış. Okuduğun yeri gözünü kapa. Orayı hayal et. Dedi ki şöyle şöyle. Sen de onu yaşamaya çalış. Bak neler olacak. İnşallah Allah nasip ederse beraber bunu da okuruz. Bakış tarzlarına bakarız. وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات